İslam'da zina edeni taşlayarak öldürme ve dinden dönenin öldürülmesi var mıdır? Şimdi zina ve irtidat meselesi dediğimiz mesele İslam'ın erken yüzyıllarından itibaren tartışma konusu olmuş, hala tartışılmaya devam eden hususlar. Bunlar akademik olarak, bilimsel olarak tartışılması hiçbir beis yok. Fakat ne yazık ki bu iki konunun gündelik hayatta özellikle İslam dünyası açısından sıkıntılara yol açan bir takım gelişmelere de vesile olduğu veya sebep olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle irtidattan başlayacak olursak İslam ülkelerinde çağdaş dönemde birçok İslam ülkesinin yönetimi politik muhaliflerini genellikle dinden çıktı, mürtet oldu diyerek onları susturmak veya fiziki varlıklarını ortadan kaldırmak cihetine gitmiştir. Bu anlamda pek çok ülkede bu yönde baskılar oluşmuştur. Bunun son örneği Mısır'da Nasır Hamit Ebu Zeyd'e uygulanan yazdığı eserlerden dolayı bunun dinden çıktığı ve dolayısıyla nikahının feshedilmesi, malına el konması, öldürülmesi gibi bu tip talepler meşhur zaten Ebu Zeyd olayı uluslararası platforma da yansıdı. Keza yine hatırlarsanız geçmiş yıllarda Suudi Arabistan'da bir Türk işçisi Allah'a sövdüğü gerekçesiyle idam edilmek istendi. Fakat işte gerekli diplomasi işletilerek ölümden kurtarıldı. Ben de teorik olarak Suudi Arabistan'daki yetkililere bu yapılanın doğru olmadığını, çünkü irtidat cezası, irtidat meselesinin, irtidat suçunun ve cezasının sübutu ile ilgili çok ciddi problemler olduğunu, dolayısıyla İslam'da böyle bir şey vardır denmesi o kadar kolay olmadığını ben de o süreçte katılmıştım çeşitli vesilelerle. Dolayısıyla zina meselesi de öyle. Birçok İslam ülkesinde zina ettiği gerekçesiyle kadınların bilhassa taşlanarak öldürülmesi İslam ve İslam dünyası konusunda dünya kamuoyunun tepki vermesine, sert tepki vermesine yol açıyor. Orada da yine benim müdahil olduğum Emine Naval olayı vardı bir zamana Nijerya'da. Bir hanımefendi öldürmek istiyorlardı. O zaman da Nijerya Büyükelçiliği'ne bu rejim meselesi son derece tartışmalı. Dolayısıyla bu tartışmalı olan bir şeye dayanarak bütün dünyayı karşınıza almayın vesaire gibi İngilizce bir mektup da yazmıştım ben elçiliğe. Dolayısıyla bu iki hususun bilimsel yönü bir yana gündelik hayatta hatta uluslararası ilişkilere de yansıyabilecek, sıçrayabilecek boyutu olduğu için fevkalade önemli. Aynı zamanda da İslami meseleleri nasıl incelememiz, nasıl çözmemiz gerektiği konusunda turnusol kağıdı görevi de gördüğü için üzerinde kısaca ikisinde durmak gerekir. Ama her ikisiyle de ilgili İslam'a yamanan sanal şiddet, rejim ve irtidat diye bir makalemde olduğunu izleyicilere ifade etmek isterim. Kitaplarda yayınlandı. Hangi kitapta olduğunu da sanıyorum İslam İlimler'de Metot Sorunu kitabında da olabilir. Bakabiliriz onu. Ama zaten bulamasalar bile hayrikirbasok.net sitesinde benim bütün kitaplar, makaleler, Türkçe, Arapça, İngilizce, hatta sosyal medya hareketlilikleri hepsini orada görebilirler. Ben bazen hangi kitapta, hangi makale yayınlandı unutuyorum. Ama böyle bir makale var. İslam'a yamanan sanal şiddet. Özetle şöyle. Şimdi irtidat meselesinin İslami ceza olmak bir yana İslami bir ceza olmama ihtimali çok daha yüksek. Çok açık sebeplerden dolayı. Bunu klasik dönemde özellikle Mutezile dile getirdi. Çünkü açıkça Kur'an-ı Kerim'de irtidat kavramı var. İrtidat olayından da bahsediyor. Fakat ölüm cezası öngörmüyor. Bu çok önemli. Estağfirullah mesela bir ayette وَمَنْ يَرْتَدُدْ بِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ قَدْ حَبِتَتْ اَعْمَالُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ diye kim dinden dönerse dünyada ahirette amelleri boşa gitmişti diyerek uhrevi bir ceza veya sonuç öngörüyor Kur'an. Başka bir ayette وَمَنْ يَرْتَدُدْ بِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَفَ يَأْتِ لَهُ قَوْمٌ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ اللّٰهَ وَيُحِبُّونَهُمْ sizden kim dinden dönerse Allah öyle bir kavim getirir ki onların yerine Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Burada da bakın öldürün yok. Buna rağmen mesela Abdülkadir Avda gibi İhvan'a yakın modern hukuk da tahsil etmiş, İslam ceza hukuku üzerine kitap yazmış, kitabı da Türkçe'ye çevrilmiş. O kitabın irtidat kısmına bakın. Aynen şöyle diyor, mürtet öldürülür şu ayetlerden dolayı diyor. Yuktalül mürteddu li kavli teala diyor, bu ayetleri veriyor fakat ayette öldürün yok. Yani gerçekten akla ziyan bir şey. Bunu bir dışarıdan birisi okusa bu kafayı mı yedi bu Müslümanlar der. Çünkü adam öldürülmesi gerektiğine dair delil olarak zikretti. Ayeti dahi
üzerinde düşünmeden öldürülür diyor. Ayette böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla ölüm cezası büyük ölçüde rivayetlere dayandırılıyor. İşte menbette ledine faktuluhu gibi. Ancak bu rivayetlerle ilgili işte tekrar burada metodoloji devreye giriyor. Ahad rivayetler dediğimiz bu hadis kitaplarındaki bu rivayetler bir insanın idam cezası vermek için yeterli mi değil mi? Şimdi bu konuda İslam fukahası çok farklı yaklaşımları var. Bunlar içerisinde Ahmet bin Hanbel gibi ehl-i hadis geleneğine mensup ve daha literalizme yakın olanlar, bunlar daha sertlik taraftarı ve idam cezası verilmesi. Ama mesela işte Ahmet bin Hanbel'e göre 3 gün namazı bir insan terk etse, efendim namaz kıl falan denir, ondan sonra mürtet olduğunu hükmedilir, öldürür mesela. Böyle bir bizim literatürde var. Ama Hanefiler mesela hayır diyorlar, onlar tevbe edinceye kadar hapsedilir, bakın öldürme cezası yok. Ki o da yanlış bana göre. Çünkü namaz kılmak zorla, baskıyla olacak bir şey değil. Kişinin bireysel tecrübesi. Yani kimse bir insanın bireysel dinden namaz, oruç, zekat, haç bunlara karışamaz. Baskıyla kıldıramaz. Bizatihi Kur'an'a aykırı çünkü. Lest aleyhim bir musaytır var. Efendim tükrühün nasıl. Pek çok ayet var. Din zaten din gönül işidir. Zorlamayla olan münafıklık olur. Yani bir adam Suudi Arabistan'da hala devam ediyor bilmiyorum ama ezan okunduğu zaman bütün dükkanları ahlak polisleri kapattırır. Ondan sonra esnaf da namaz kılmayanlar bile, ben mesela yaşadığım dönemde Suudi Arabistan'da apartmanların kapıcı odalarında al kızı ver papazı, evet ortalıkta görünmüyor namaz vakti ama gidiyor namaz da kıldı yok orada al kızı ver papazı, yani bir ikiyüzlülüğe, bir münafıklığa yol açıyor. O anlamda bir kere zorla din olmaz. O yüzden de irtidatla ilgili bu rivayetlerin bir insanı İslam'ı terk ettiği zaman öldürme yetkisini vermesi son derece yanlış ve tehlikeli. Niçin? Bizatihi Kur'an-ı Kerim'de çünkü mükerrer irtidattan bahsediyor. Mesela bir başka ayette اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ. İman edip sonra küfre düşenler, sonra iman edip bir daha küfre düşenler, sonra da küfürde devam edenler, Allah bunları bağışlayacak değildir diyor. Bakın burada da öldürün yok. Şimdi burada eğer bizim klasik sünni hukukçuların dediği gibi, eğer bir kimse dinden şu veya bu sebeple, ki ona da kendi değil, ben dinden çıktım demiyor, başkaları karar veriyor, o da yanlış. Ama dinden çıktığını düşündüğümüz bir insanı öldürdüğünüz zaman, kıyamet günü düşünelim. Bu adam dese ki ya ben Hristiyandım, Müslüman oldum. Sonra vazgeçmek istedim. Fakat bunlar beni sen vazgeçemezsin dedi, öldürdü. Yani şey Hristiyanlıktan evet. Halbuki ben evet Hristiyandım, Müslüman oldum. Sonra Müslümanlıktan çıktım. Ama ileride belki tekrar Müslümanlığa geçecektim. Onlar benim tekrar bir daha Müslüman olmama engel oldu. Bu fırsatı elimden aldı dese buna herhangi bir cevap verilebilir mi? Mümkün değil. Nitekim Kur'an da zaten eğer gerçekten dinden çıkma ölüm sebebi olsaydı daha ilk inne evame estanzu billah ayetin başı nasıldı? İnnellezine amenu thumma kafaru'dan sonra hemen faktulu veya fadrubu hunukahu olması lazımdı. Yani iman edip küfre düşenler öldürün boynunu vurun. Böyle bir şey. Tekrar bakın iman ediyor, küfre giriyor. Sonra bir daha iman ediyor, bir daha küfre. Ama ondan sonra küfrü seçiyor. Bakın. Fakat bu insanlar isterse 10 defa olsun nihai tahlilde böyle bazı insanlar kararsız olabilir, kafası karışık olabilir, gidip gelme olabilir. Ama nihai tahlilde bu insanın Müslüman olma imkanını sizin ellerinden alma hakkınız da yok. O bakımdan irtidat cezasının İslami öğretiye, özellikle Kur'an'ı öğretiye taban taban zıt olduğunu rahatlıkla söylemek mümkün. Bu konudaki rivayetlerde Peygamberimizin söyleyip söylemediği matematik kesinlikle sabit olmadığı için problem var. Ayrıca bunların bağlamıyla da ilgili problemler var. Nitekim bu konudaki modern araştırmalar, tartışmalar sonucunda bilhassa irtidat cezasını savunan İslam hukukçuları, ki ülkemizde de birçok İslam hukukçusu artık şu noktaya gelmiştir İslam dünyasında da, bu inancını terk ettiği için değil, düzene başkaldırdığı için verilen bir cezadır demeye getirmişlerdir. Fakat bu yorum da
Bu zorlama da kurtarmamaktadır. Çünkü İslam hukukunda düzene baş kaldırı için başka suçlar var zaten. Bagı cezası gibi, hirabe cezası gibi. Dolayısıyla irtidat diye bir suç ihdas edilmesi İslam hukukunda, irtidat diye bir suç ihdas edilmesi en başta İslam'ın koruyucu metni Kur'an'a aykırıdır. Bunu açık. Ayrıca Hazreti Peygamber döneminde de din değiştirdiği halde kılına dahi dokunulmayan pek çok örnekler de var. O yüzden irtidat cezası ile ilgili onu kesin bir dille söyleyebiliriz. İrtidat İslam'da bir suç değildir. Daha doğrusu dünyevi hukuka konu olacak bir suç değildir. Bunun şeyi uhrevidir. Yani Allah'a imanla kişiyle arasında olan bir meseledir. Dolayısıyla hukukçuların yetki alanına giren bir husus değildir. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zinaya gelince orada da problemler var. Kur'an zina cezasını da ele alıyor. Ezzani ve zaniyetü fecridü kulle vahidü minhüme miyetü celde. Şimdi zina eden erkek kadın. Burada da bir takım rivayetler yine devreye giriyor ve bu ayet diyorlar bekarlarla ilgili evlilerin cezası ölüm diyorlar mesela. Şimdi burada başka mekanizma giriyor. Acaba bu rivayetler Kur'an-ı Kerim'in bu umum genelini tahsis edebilir. İnanılmaz tartışmalar metodolojik. Bunlara ben uzun boylu girmek istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bu da yine Mutezile'nin bir argümanı ama çok önemli bir argüman. Diyor ki yine Kur'an-ı Kerim'de zina eden cariyelere nısfu ma alel muhsanat. Yani evli veya hür. Muhsanat'ta farklı anlamlar veriliyor. Hangi anlam verirsek verelim. Cariyeler hür veya evli olanlara verilen zina cezasının yarısı. Peki ölüm cezası ikiye bölünebilir mi? Hayır. Buradan da belli ki aslında zinanın Kur'an'da çok açık. Üstelik Kur'an-ı Kerim çok bilinçli bir biçimde genel lafızlar kullanmış. Ezzani ve zaniye. Bunun içine evlisi, bekarı, yaşlısı, genci herkesi kuşatacak bir lafız kullanmış. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in evrensel yaklaşımına da uygun. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim açısından zina suçunun cezasının 100 çomak, bu da bildiğimiz kalın sopa da değil, bu tamamen yani cezalandırılmadan bırakılmamış demesinler diye toplum nezdinde bu işlenenin kötü bir şey olduğunu ilan etmek amacı, can yakmak amacı değil. Hatta fıkıh kitaplarında bunun böyle hayati organdan olduğu yerler değil, baldır gibi şey gibi, hatta kan çıkınca kadar şey de değil, işte elini ne kadar kaldıracak yani onu fiziki olarak zarar vermemesi için gerekli bütün tedbirler klasik fıkıhta bile alınmıştır. Yani böyle koca bir şey odun alıp da işte kafa değil, böyle bir şey değil. Bu tamamen yani bu yapılan hoş bir şey değil. Bunu kamu nezdinde teşhir amacı güden bir ceza olarak. Ancak yine de bu cezanın, zinanın, zina ettiğinin ispat edilebilmesi için çok zor şartlara bağlamıştır Kur'an-ı Kerim. Adeta imkansız. O yüzden de fiilen İslam tarihinde de çok fazla uygulandığı söylenemez, Osmanlı dahil. Çünkü dört şahidin, yani İslam fıkıh kitabı anlattığına göre erkeğin cinsel organını, kadın cinsel organını bizzatı girdiğini görmek bu imkansız gibi bir şey. Dolayısıyla muhtemelen bu gibi hususlar İslam hukukçuları biraz demokrasinin kılıcı gibi toplum üstüne caydırıcı olsun diye bunları tutmuş olabilirler. Ama kendileri de zaten fiiliyatta bunları dediğim gibi Osmanlı arşivlerine de bakın. Çok fazla ne irtidat ne de zina meselesinin çok da öyle harıl harıl uygulanan bir şey olmadığını görmek mümkün. Dolayısıyla irtidat meselesinde din değiştirenlerin kılına dahi dokunulmaması İslam'a olan budur. O İslam'ın özgürlük alanını ve kişinin istediği zaman İslam'a girip istediği zaman İslam'dan çıkabileceğini ifade eden özgürlük alanının bir ifadesi. Tabi ulema böyle önüne gelen İslam'a girip çıkarsa genç nesilleri kötü örnek endişeli ama bunun yolu bir adamı öldürmek değil. Buna o zaman sen toplumda özellikle bugün deizm, ateizm muhabbetler var biliyorsun. Eğer bunu bakıyorsun ki nesil elinden gidiyor ise bu nesiller niçin elimizden gidiyor? Önce bunu sorgulayacaksın, öz eleştiri yapacaksın. Sonra da bu gençlerimizin Müslüman olarak kalabilmeleri için ne gibi adımlar atman gerekir? Yani şu anda Türkiye'deki dindar kesimler bu hastalıklı diyebileceğimiz dindarlık tasavvurları devam ettiği sürece bu yeni nesillerin dinden uzaklaşmaları, dinden soğumaları, Müslümanlardan soğumalarının önüne hiçbir şeyde geçemeyecekler. Geçemediğini fiilen görüyoruz.
burada hatayı sürekli dışarıda değil kendisinde arayacak. Ben niye bu genç kendi evlatlarımızı kaybediyorum diye soracak. Bunun da sebebi belli. Çünkü 21. yüzyılda yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Müslümanlık yeni nesile sunulamadı. Daha vahimi, Müslüman dediğin zaman yolsuzlukla, hırsızlıkla, çürümüşle, kokuşmuşlukla, haksızlıkla, adaletsizlikle anılır bir hale geldi. Sadece ülkemizde değil, bütün İslam dünyasında. Yolsuzluk endekslerine bakın, Transparency Agency'nin. Bütün İslam ülkeleri yolsuzluk bakımından en listelerin diplerinde. Hürriyette bütün İslam ülkeleri despotik yönetimlerle. Bütün İslam ülkelerinde inanılmaz bir gelir dağılımında adaletsizlik var. Bir anda zengin daha zengin, fakir. Biz son yaşadıklarımızda böyle oldu zaten. Yani fakirden zengine servet transferi oldu son bir haftada yaşadıklarımız. Bütün ülkeler böyle. Bu yaşananlar, bunları da dindar insanlar yapıyor. Şimdi dindar iddiasında olan insana bunu yapınca bu nesillerin dinden soğumadan engelleyemezsiniz. Yapacak şey şudur, eğitimler derler ki çocuğa bir şeyler öğretmeye çalışmayın. Bu din de olabilir mi? Sadece onlara kötü örnek olmayın yeter. Veya güzel rol model olun. Yani Müslümanlığın ne kadar muhteşem bir şey olduğunu inanç, düşünce, eylem planında bizatihi sergileyin. Hiçbir şey anlatmanıza gerek yok. Nitekim ben de kendi çocuklarıma hiçbir zaman böyle bir sohbet ortamında oturup da bunlara Müslümanlık muhabbeti hiç ben yapmadım. Onlar aile içindeki atmosferden ne aldılarsa bununla kendi Müslümanlıklarını kendileri inşa ediyor. Tabii onları nasıl bir Müslümanlık miras bırakmak istiyorsam bunu bir şey olarak da onlara miras bıraktım. Her zaman ilmihalini 3 çocuğum için yazdım ama 3 çocuğum değil aslında bütün Müslümanların çocukları için aynı zamanda yazdım. Benim için görevim. Ha, ondan sonrası onların tercihi, onların kararı. Onları çünkü yetişmiş çocuklar. Bunlar kendi kararını kendi verecek. Ama en önemli şey rol model olmak, İslam'ın güzelliğini bizatihi ilk şahsında göstermek. Bunu yapmadıkça bir takım söylemlerle bu kötü gelişmeyi bence geri çevirmek mümkün olmayacaktır. O bakımdan Müslümanlar rejim, irtidat ve benzeri konudaki tartışmaları temel insan hakları, özgürlükler, inanç hürriyeti vesaire evrensel şeyler bunlar. Bunların ışığında eğer yeniden gözden geçirme cihetine gitmezlerse o zaman bütün sadece ülkemizde değil diğer İslam ülkelerinde de İslami öğretinin çok ciddi bir kan kaybına uğrayacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bu çok tehlikeli bir süreç. Ancak bunu baskılarla önlemek mümkün değil. O bakımdan nitekim biz bunun farkında olduğumuz için son 20 yıl öncesinde önce İslam Araştırmalar Dergisi'nde İlahiyat Camiası'nın birikimini halkımızla buluşturmaya çalıştık. Ama özellikle İslamiyat Dergisi'nde 10 yıl 40 sayıda İslam dünyasının inanç, düşünce, eylem alanındaki bütün sorunlarını dosyalar halinde hazırladık. Bunlar şu anda ulaşma imkanı da var. Ayrıca bu konularla ilgili rejim, irtidat, diğer konularla ilgili yeni araştırmalar da var. Özellikle İngilizce'de. Mesela Abdullah Said'in Avustralya'da Melbourne Üniversitesi'nde İslam araştırmalarında Maldivli bir hocamız çok. Onun mesela bu konularla ilgili müstakil kitabı var. Bunların da bu İngilizce ve diğer dillerdeki hem zina ile rejim hem ile ilgili araştırma yayınlanması lazım. Ayrıca zina ile ilgili rejimle ilgili yapılmış tezler var. Hem fakültemiz hem mesela sanıyorum Çukurova İlahiyat'ta Ali Osman Ateş hocamızın bir mezuniyet tezi olmasına rağmen çok çok başarılı bir tezdi. Böyle bir tez var. Tabii bunları da bir yandan yayıncıların yayınlaması lazım. Bir yandan da bu konuları merak edenler en azından YÖK'ün sisteminden, diğer sistemlerden, internetten bu tezlere ulaşabilirler. Yani bugün kafalarda sorun oluşturan hususların hemen hemen hepsini, başta bu fakülte olmak üzere bunları dert edinip akademik araştırmalarla bunlara çözüm bulma yönüne de gittiğimizi değerli izleyicilerimizin bilmesine yarar var. Yani umutsuzluğa hiçbir zaman kapılmaya gerek yok. İslam dünyasının çözemeyeceği hiçbir mesele yok. Sadece bunları çözme konusunda bir irade beyan etmesi ve bilimsel zihniyetten asla vazgeçmemesi gerekir. Bu imkanlar ülkemizde fazlasıyla var. Özellikle bu fakültede var. O anlamda ümitsizlik bizim kaderimiz değil. Her konuyu rahatlıkla yüzleşebiliriz. Bunlarla ilgili tartışabiliriz ve bunlara ilişkin çözümler üretebiliriz. Bu çözümler üretildikçe yeni nesillerin kendi devraldıkları Müslümanlığa çok daha dört elle sarılmaları mümkün olabilecektir.